Merhaba arkadaşlar, KPSS coğrafya, video yaprak testler, yer şekilleri 3. testle devam ediyoruz. Ülkemizin yer şekillerinin genel özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir. Dağların uzanışı genelde doğu batı doğrultusundadır. Volkanik faaliyetler sonucu oluşan dağlar genelde iç kesimlerde yer alır. Ki özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu. Anadolu'nun toptan yükselmesi sonucu platolar geniş yer kaplar. Alçakta olan düzlükler daha sonra yükselerek özellikle çevresine göre yüksekte bulunan düzlüklere dönüşmüş, platolara dönüşmüştür. Akdeniz ve Karadeniz'de paralel olarak uzanan dağ sıraları kırılma sonucu demiş. Kırılma değil arkadaşlar, kıvrılma sonucu oluştuğu için doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, ikinci sorumuzda Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olması hangilerini arttırmış? Hidroelektrik potansiyelini arttırmış. Karayolu yol yapım maliyetini özellikle bazı alanlarda arttırmış. Tabii ortalama yükseltisinin fazla olması, bunun yanında eğim engebe tabii ki daha doğru bir ifade de olacaktır. Ama yer yapısıyla alakalı olan, oluşumla alakalı olan maden çeşitliliğini arttırma gibi bir durum söz konusu değildir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzda ki baktığımızda dağılışı gösterilen doğal unsuru sormuş. Volkanik olan oluşumlar var. Kırıklı olan oluşumlar var. Ki bu dağları göstermiş arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Peki dördüncü sorumuz. Batı Anadolu'da levhaların hareketi sonucu kırılma ile oluşan ve denize dik uzanan dağlar yer alır. Bu durum Batı Anadolu'da aşağıdaki verilenlerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? Denizel havanın özellikle 200 kilometre kadar içeri sokulmasında etkilidir. Karayollarının doğu batı yönde daha çok uzanmasında etkilidir. Ege Denizi kıyısında bulunan limanların hinterlandı yani art bölgesinin daha geniş olmasında, çünkü iç sınır ulaşımın kolaylaştırılması yönünden bunu değerlendiriyoruz. Akarsuların grebenler içerisinde doğu batı yönünde akmaları daha çok. Kızılçam ormanlarının tahribi ki insan tahrip eder. Maki bitki örtüsü oluşması bu dağların kıyıya dik uzanması ile alakası olmayan bir durumdur. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, beşinci sorumuzda Türkiye'nin Alp, Himalaya, orojenel sistemin içerisinde yer alması hangileri üzerinde doğrudan etkili olmuş? Şimdi burada baktığımızda özellikle Alp, Himalaya dediğimiz sistem genç bir sistemdir. Bu alandan özellikle önemli fay hatları da geçmektedir. Tektonik depremlerin yaygın olması yine bununla alakalı. Ortalama yükseltisini bu kısımda o dağlar, Türkiye'nin özellikle arttırıyor. Kuzey Anadolu dağları ve Toroslar bu sisteminin bir parçasıdır. Ama karasal iklim özelliklerinin görülmesi, hani Alp Himalaya olmayıp da başka bir dağ sistemi olduğunda yine dağlar kıyı yapar olsaydı, karasal iklim yine Türkiye'de etkisini gösteriyor denizden uzak olan yerlerde. Yani bu sadece Alp Himalaya ile açıkladığımız bir durum değil. Daha çok dağların uzanış yönüyle karasal iklimin etki alanının genişlemesi tabii ki burada önemli. Ama sonuçta hani Türkiye'de dağların kıyı dik uzandığı yerlerin iç kısımda yine yükseltiye bağlı olarak karasal iklim görülebiliyor. Tek nedeni yani bu değil. O yüzden 2 ve 3 doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, 6. sorumuzda harita üzerinde bazı numaralı yerler verilmiş. Hangisinde kırılma ile oluşmuş ki Türkiye'de biliyorsunuz Kaz, Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın, Menteşe Dağları ve Nur Amanos Dağları oluşum bakımından kırıklı yapıya sahipti. O yüzden bir numaralı alanda bulunan Kaz Dağları'nı biz kırıklı yapıda alırken diğerlerini kıvrımlı yapıda almak mümkündür. Kuzey Anadolu, Karadeniz'deki dağlar yine Toroslar uzantısı olarak. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, 7. sorumuzda ülkemizde genelde dağlık ve engebeli bir ülke olarak biliniyor. Ülkemiz olarak dağların kıyıya uzanış doğrultusu kıyı kesimlerle iç kesim arasındaki karayolu ulaşımını olumsuz etkileyebiliyor. Buna göre işte hangileri arasında dağların karayolu üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerine göre daha az olacaktır diyor. Sinop Ankara ki orada Kuzey Anadolu dağlarını geçiyoruz. Özellikle Köroğlu gibi dağları fazla olur. Antalya Konya, Torosları geçiyoruz. Kastamonu Eskişehir yine Ilgaz gibi dağları geçiyoruz. Muğla Karaman, Menteşe ama İzmir Afyon bu kadar ön plana çıkmıyor arkadaşlar. Orada dağ değil de yükseltinin biraz artması olabilir ama diğerlerine oranla yine daha az bir etki söz konusu olacaktır. Yukarıda bahsedilen durumla ilişkilendirirsek A şıkkı doğru cevabımız oldu. 8. sorumuzda ülkemizin yer şekli özellikle dikkate alındığında harita üzerine verilen doğrultuların hangisinde aynı uzunlukta ve aynı genişlikte yapılacak yolun maliyetinin daha az olması beklenir?
Şimdi arkadaşlar biz Ege'de doğu batı yönünde yaparsak az olur. Ama kuzey güney yönünde birden fazla dağ geçeceğimiz için orada eğim şartlarını düşündüğümüzde hani engebe şartlarını düşündüğümüzde daha fazla olacaktır. Burada maliyet fazla. Torosları geçiyorum, maliyet fazla. Kuzey Anadolu dağlarını geçiyorum, maliyet fazla. Yine Kuzey Anadolu dağlarını geçiyorum, maliyet fazla. Ama 5 Şanlıurfa çevresi verilmiş. Orası düz bir yer. Diğerlerine göre maliyet daha düşük olacaktır düz olduğu için. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, 9. sorumuzda arkadaşlar Anadolu Yarımadası'nın def hareketleri sonucu toptan yükselmeye uğramış. Hangileri üzerinde doğrudan etkili olmuş ki yükseltiyi arttırdı toptan yükselme. Bunun yanında platoların geniş yer kaplamasında etkili oldu arkadaşlar. Bunun yanında baktığımızda karasal iklim özelliklerinin yaşanması bu levha hareketleriyle alakalı değil. Hani iç kısımlarda zaten yine karasal iklim olacaktı. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Çünkü karasallık denizden uzak olmak demek. Deniz etkisine kapalı olmak anlamına geliyor. Evet, 10. sorumuzda hangisinin oluşumunda dış kuvvetlere baktığımızda ülkemizde dış kuvvetlerin hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazladır ki buna benzer ya da bununla aynı şekilde bir soru çözmüştük. Türkiye'de en etkili olan dış kuvvetimiz akarsulardır arkadaşlar. En az etkili olan da buzullardır şeklinde bir ifade kullanmıştık. Evet, 11. sorumuzda fay hattlarını vermiş. Kuzey Anadolu fay hattı Türkiye'de 3 önemli ana fay hattını düşünürsek. Doğu Anadolu ya da Güney Anadolu fay hattı. Bunun yanında Batı Anadolu fay hattı şeklinde dikkate alabiliyorduk ana fay hatlarını. Tabi bunlar dışında fay hattı yoktur. Kesinlikle demiyoruz. Bunların uzanışıyla sıcak su kaynakları, tektonik ova oluşumları olsun, göl oluşumları olsun, depremler olsun bunlar paralellik gösteriyor. Ama karstik alanlarla fay hatlarının dağılışı arasında bir paralellik söz konusu değil. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, 12. sorumuzda arkadaşlar hangisinin dağılışı gösterilmiş? Çatalca, Kocaeli, Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Taşeli, Bozok, Erzurum, Kars bunlar platolar arkadaşlar. Türkiye'deki önemli platolardan birkaç örnek vermiş. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, bir video yaprak testinin daha, çözümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar.